benim ne Sayın Bahçeli'ye ne Sayın Kılıçdaroğlu'na zihniyetleri itibariyle, başarıları başarısızlıkları itibariyle eleştirimin dışında kimse bir tane hakaretimi söyleyemez. Örneğin mesela Sayın Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürlüğü yapmış. Ben şimdi genel müdürlükteki başarısızlığını ortaya koymayayım mı? Belgeleriyle ortaya koyuyorum. Diyorum ki işte 90'lı yıllarda görevi aldığı zaman SSK batık değildi. Zararda değildi ama görevi aldıktan sonra her yıl artan miktarda SSK zararda batmıştır. Ve o yıllar içerisinde de, gerçi daha öncesinde de biz hastanelerde çekilen çileleri bilirdik. İlaçları, reçetemizi verir, yarısını alır, yarısını alamazdık. Böyle dönemlerden geldik. Bu dönemin genel müdürü beyefendiydi. 8 yıl kaldı orada, az değil. 8 yıl içerisinde burayı başaramayan bir genel müdür, şimdi bazı onun yandaşı olan televizyonlardaki kişiler veya hatta köşe yazarları diyor ki ama diyor siyasi iktidar vardı, müdahale etsin. Ya kardeşim siyasi iktidar olur da siyasi iktidar başarılı başarısız bürokratla çalışmış olabilir. Ama bu başarısız bir bürokrat 8 yıl orada. E zaten siyaset de başarısız olduğu için zaten o dönemde millet onları tutmadı. Devamlı elbise değiştirir gibi o dönemlerde de iktidarlar değişiyordu. Zaten şöyle bir geçmişe baktığımız zaman çok partili dönemde Türkiye'de ortalama 16 ay iktidar var. Devamlı değişmişler. Şimdi burada tabii Sayın Bahçeli'ye bakıyoruz. Ben şimdi Bahçeli'nin şahsıyla ilgili kimse kalkıp da şu ifadeyi kullandın diyemez. Kullanmadım. Hakaret anlamına geçiyor. Evet. Ama ben kalkıp biz iktidarı MHP'den, DSP'den, ANAP'tan aldık. Aldığımız zaman IMF'ye olan borcumuz 23,5 milyar dolardı. Biz ödedik, şu anda 5 milyar dolara düştü. Merkez Bankamızın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Ama şu anda 95 milyar dolara çıktık. Şimdi ben bunları anlatırken herhalde bu Sayın Bahçeli'yi rahatsız etmemesi lazım. Ben burada belgelerle konuşuyorum. Bütün gerçekler ortada. Devletin o zaman, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin borç oranı, milli gelire oran itibariyle söylüyorum, %61'di. Ama şu anda %25'e düştü. Devletin borçlanma faizine bakıyoruz, %63'tü. Ama şimdi %7, %8. Bunlar MHP döneminin maalesef kara listesi. Ama biz bunu şu andaki tabloya dönüştürdük. Ve buna dönüştürdük ki şu anda biz büyüme oranı itibariyle 8,9'u yakaladık. Avrupa'da birinciyiz, OECD ülkeleri arasında birinciyiz. Dünyada 3. sıradayız ve hamdolsun 26. sıradan başladık. Şu anda dünyanın en büyük 17. ekonomisi durumundayız. Buraya böyle geldik. Yolsuzlukla mücadele ettik, yasaklarla mücadele ettik ve yoksullukla mücadele ettik. Şu anda da buradayız. Ve benim zaten yetişme tarzım, aldığım terbiye ne Kılıçdaroğlu'na ne Sayın Bahçeli'ye hakarete müsaade etmez. Yalnız Kılıçdaroğlu kasetle geldin sözünden biraz alınıyor herhalde. Yani... Ha, Kılıçdaroğlu. Şimdi o yanlış mı ama? Bakın şimdi Sayın Baykal'ı evinde ziyaret ediyor. Sayın Baykal'ı evinde ziyaret ettiği zaman çıkıyor. Aday değilim. Diyor ki ben aday değilim diyor. Bunu söylüyor. Ve hemen ertesi günde aday olduğunu açıklıyor. Şimdi bu senaryo neyin senaryosudur? Bu kasetin neticesi. Dolayısıyla kaset mamulü bir genel başkan var, mağduru. Ama öbür taraftan da kaset mamulü bir genel başkan olarak ortada. Böyle bir tablo var. Şimdi bundan alınan kişi şu anda öyle hakaretler yapıyor ki ben artık bunların çoğunu zaten duymuyorum. Hemen avukatlarım gereğini yapıyor. Şu ana kadar da 3 tane dava zaten kazanılmış vaziyette. Seçim sonrası herhalde çok daha fazlasıyla bu neticelenir diye düşünüyorum. Çünkü bunların yani bizim hukukumuzda da yeri yok. Yani böyle bir şeyi söyleyemezsin.
Hele hele bir siyasi partinin genel başkanına bu tür şeyler yakışmaz. Ve inanıyorum ki CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim de, MHP'ye gönül vermiş kardeşlerim de, hatta BDP'ye gönül vermiş kardeşlerim de bu dili genel başkanlarının kullandığı veya yöneticilerinin kullandıkları bu dili 12 Haziran'da en güzel şekilde cezalandıracaktır diye düşünüyorum. Efendim izninizle bir kısa bir ara verelim. Reklam arası, dönüşte başka sorularımız da olacak. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Az sonra tekrar birlikteyiz efendim. Evet, tekrar birlikteyiz. İstanbul'da AK Parti İl Başkanlığı'nda Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlıyoruz. Bu bölümde ilk sözü Erhan Çelik'e bırakıyoruz. Onun sorusuyla başlıyoruz. Aslında bir kaset olayıyla bıraktık reklama dönmeden önce. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de lider değişikliğine neden olan kaset olayıyla. Başka bir lider daha var sizin kaset söyleminizden bir hayli rahatsız, o da MHP lideri Devlet Bahçeli. Bu yönde yapılan açıklamalardan rahatsızlığını ifade ediyor. Diğer taraftan hükümetin bu kasetlerin perde arkasındaki isimleri ortaya çıkarmaması ya da işte çıkarmadığına vurgu yapıyor. Bunun için özel bir çaba sarf edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Böyle bir çaba sarf ediliyor mu? Bu birincisi. İkincisi, bütün bu kaset olaylarını dışarıdan bakanlar şöyle bir değerlendirme yapıyor. Nasıl konuşulursa konuşulsun bu kasetlerin en azından meydanlarda konuşulması siyasetle etik arasındaki çizgiyi flulaştırıyor şeklinde. Ne dersiniz bu görüşe? Şimdi burada bir tespiti bir defa önce şöyle peşinen yapalım. Olay bireysel bir olay. Eğer bununla kalkıp da bir partiyi değerlendirmek, yargılamak doğru olmaz. Genel başkanla bunun arasında bir irtibatı kurmak doğru olmaz. Tabii böyle bir şey şüphesiz ki rahatsız edici. Ama bu toplumun içerisinde de eğer temiz siyaseti konuşuyorsak, bunların ortaya çıkması olayı da kim böyle bir şeyle uğraşıyor onu bilemem. Ama hükümet olarak bu teknolojinin bu kadar ileri olduğu bir dönemde böyle bir şey bulup çıkarma olayı öyle zannedildiği gibi kolay bir konu değil. Kaldı ki bu konuların üzerinde zaten yargı durduğu için de anında ne yapıyor? Müdahale edip en azından yayınını durduruyor. Yayını bunun devam etmiyor. Fakat burada tabii Sayın Bahçeli'nin yani bu işin okyanus ötesinden yönetildiği gibi bir yaklaşımın içerisine girmesi çok çirkin. Yani böyle bir olayı kalkıp da okyanus ötesi bir yaklaşımla ortaya koyması... Kalk o zaman okyanus ötesi neyse bunun adını da söyleyiver. Okyanus ötesinde ne var? Bunu ben anlarım da. Yani ülkemde belki milletimin tamamı bunu anlamayabilir. Ama böyle dedikçe tabii bunlar da ortaya çıkacak. Bunu kalkarsın çok açıkça ortaya koyarsın. Asıl bu yaklaşım çok rahatsız edici. Yani bir yerlere fatura ediyorsun. Bu yanlış bir şey. Kendi iç çekişmenizi oraya fatura etmenin anlamı yok. Kaldı ki içerideki böyle bir durum neticesinde niçin istifa istiyorsun? Asıl yanlış burada. Yapman gereken ihraçtır. Yaparsın ihracını, kendin duruşunu ortaya çok daha farklı bir şekilde koyarsın. Burada olması gereken budur. Ha, bu her partide olabilecek de bir durumdur. Çünkü bireysel bir konu. Bunu yaptıkları zaman mesele onu orada bırakmamaktır. Ama burada bir şeyi ben ortaya açık koymak isterim. Nedir o? Bu tür ahlaki olmayan konulara, gayrimeşru olaylara özelidir demek, bu özel hayata müdahaledir demek, ben bunu özellikle halkının %99'u olan, Müslüman olan şu toplumun içerisinde kendi ahlaki değerlerimize bir defa ters yaklaşım olarak buluyorum. Doğru bulmuyorum. Ve bunlarla da bizim ortak mücadele etmemizin gereğini bir defa iddia ediyorum. Çünkü bunlar siyasetin içinde eğer temsil noktasında olurlarsa bizim Türk siyasetinin geleceği
sıkıntıda demektir. Çünkü siyasetin içinde yer alanların örnek olması lazım. Örnek insanlar olması lazım her alanda. Eğer bunu başaramazsak yazık olur diyorum. Kendi iç çekişmeleri dediniz. Bu bir tespit miydi efendim? Nasıl? Kendi iç çekişmeleri dediniz olay için. Yani, bu bir tespit miydi? Kasetin ortaya çıkışına yani ilişkin bir tespit miydi? Gördüğümüz o ciddi sıkıntılar kendi işlerinde evet. var. Buralarda yani niçin şu olmadı, niçin bu olmadı veyahut da bazı duyumlarımız var. Bu duyumlar neticesinde görülen bu. Biraz da temenni ederiz ki yani süreç böyle devam etmez. Biraz da ekonomi gazetelerden de okuyoruz biliyorsunuz. Söylüyorlar şu kadar daha kaset var, bilmem ne var filan. Biraz daha ekonomi konuşalım efendim. Şimdi tabii bu kampanya döneminde Cumhuriyet Halk Partisi de 2007'den farklı olarak ekonomi, sosyal devlet ağırlıklı bir kampanya yürütüyor. Yoksulluk diyor, işsizlik diyor, fakirlik diyor. Şimdi AK Parti'ye yönelik muhalefet çevrelerinden dile getirilen eleştirilerden ya da suçlamalardan bir tanesi de işte bu dönemde AK Parti kendi zenginlerini üretti. Veya işte yoksullara önem vermediği gibi işte zenginler 1'e 10 zenginleşti. Yoksulların milli gelirden aldıkları pay çok düşük kaldı türünden. Bir takım eleştiriler geliyor muhalefet partilerinden. Siz gerçekten hani bu yoksullukla mücadele konusunda CHP'nin gerisinde mi kaldı AK Parti'nin politikaları? CHP'nin vaat ettiklerinden kastediyorum tabii. Şimdi bir defa bu yoksullukla mücadele konusunda Cumhuriyet Halk Partisi şu anda geleceğe yönelik AK Parti ne yaptıysa ben daha fazlasını vereceğim mantığıyla bir mantık silsilesi yürütüyor. Bizim durumumuz ise öyle değil. Biz şu anda yaptıklarımızla konuşuyoruz. Bakın ben size burada bazı rakamlar vereceğim. Bunlar çok önemli. 2002'de gıda artı gıda dışı yoksulluğun toplam nüfusa oranı %27 idi. Bu da yaklaşık 18 milyon kişiye tekabül ediyordu. Son araştırma 2009'da yapıldı. Yoksulların toplam nüfusa oranı %18.